WWE'nin en sevilen yıldızlarından biri olan çocukluğumuzun da kahramanı The Rated R Superstar Edge WWE'ye damga vurmaya tüm hızıyla devam ediyor. 47 yaşında olmasına rağmen yine WWE'nin en çok adından söz ettiren, geçtiğimiz haftada hakkında en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Bundan tam 9 yıl önce 2011'de kazananın WrestleMania'da istediği şampiyon ile maça çıkmaya hak kazandığı geleneksel Royal Rumble maçı Alberto Del Rio'nun zaferiyle sona ermişti. Dönemin dünya arsiklet şampiyonu olan Edge, Alberto Del Rio'nun seçtiği isim olmuştu. Atlanta'da gerçekleşen WrestleMania 27 şovunda onu mağlup ederek 3. kez şampiyon olarak ringe çıktığı WrestleMania'dan ilk kez kemerini koruyarak ayrılmıştı. Fakat kimsenin, hatta Edge'in bile bilmediği şey şuydu ki, bu Edge'in kariyerinin son maçıydı. Bu maçtan sonra WWE doktorları tarafından kontrole alınan Edge, ne yazık ki tehlikeli bir kol sakatlığının yanı sıra, çok da ciddi bir boyun sakatlığıyla karşı karşıya olduğunu öğrenmişti. Güreşmeye devam etmesi durumunda hayatını kaybetme riski olduğunu öğrenen Edge, Dünya Arsiklet Şampiyonluğunu Nisan 2011'de ringin ortasına bırakarak emekliliğini duyurdu. Hemen bir yıl sonra bir WWE güreşçisinin ulaşabileceği en anlamlı mertebeye erişerek WWE tarafından Hall of Fame sınıfına dahil edildi. Bunun ardından geçen yıllarda aktörlüğe soyunan ve evlenip çoluğa çocuğa karışan Edge, ringe çıkma dürtülerine de hakim olamayarak doktor kontrollerini de hep devam ettirdi. En sonunda tıbbın gelişmesinin nimetlerinden faydalanarak geri dönüşünün kapılarını ilmek ilmek ördü. Geçirdiği sayısız boyun ameliyatının ardından yaşının ilerleyişi ve uzun zamandır güreşmiyor olması gibi engelleri de elinin tersiyle iten Edge, tam 8 yıl sonra 2020 Royal Rumble maçında tüm dünyayı sallayan muhteşem dönüşünü gerçekleştirdi. Bu dönüşün nazarı da ne yazık ki pandemi süreci oldu. WrestleMania 36'da eski dostu Randy Orton ile çıktığı muazzam maçı seyircisiz bir ortamda gerçekleştirmek zorunda kaldı. Haziran'da Randy Orton ile çıktığı tüm zamanların en iyi güreş maçı olarak tanıtılan maçta bir kez daha sakatlandı ve yine hastanenin yolunu tuttu. Yıllardır süregelen şanssızlığı yine suratına tokat gibi çarpan Edge'den Haziran 2020'den beri haber alınamıyordu ki, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 2021 Royal Rumble'a giriş yaptı. Pes etmeyen bir yapısı olduğunu bir kez daha kanıtlayarak 30 kişinin sırayla girdiği geleneksel Royal Rumble maçına birinci sıradan girdi ve kimsenin aklına gelmeyeni başardı. Maçı kazandı. 2021 Royal Rumble maçını kazanarak tarih yazan Edge, WrestleMania 37'nin ana maçına çıkmaya hak kazandı. 1988'den beri gerçekleşen Royal Rumble tarihinde sadece 1995 yılında Shawn Michaels ve 2004 yılında Chris Benoit birinci sıradan girerek bu başarıyı elde etmişken Edge literatürleri alt üst edecek bu başarıya 2021 yılında imza atmış oldu. 47 yaşında bu zaferi elde eden Edge, böylece Vince McMahon'ın ardından tarihin en yaşı büyük ikinci Royal Rumble kazananı oldu. Bunun ışığında Edge, WrestleMania 37'de meydan okuyacağı şampiyonu seçme hakkını bir kez daha elde etti. 2010 yılında da aşil tendonundan yaşadığı ciddi sakatlığından dönerek Royal Rumble'ı kazanan Edge, o yıl Dünya Arsiklet Şampiyonu Chris Jericho'yu seçmiş fakat Phoenix, Arizona'da gerçekleşen WrestleMania 26'da kemeri kazanamamıştı. Bu anıları da bir an olsun bile aklından çıkarmadığını bildiğimiz Edge, şimdi aynı hatayı tekrar etmemek için şampiyonları dikkatle incelemek zorunda. WWE'nin deve dişi kemerlerine sahip isimlere baktığımızda son derece dişli isimler olduğu görülüyor. Raw'da Drew McIntyre'ın taşıdığı WWE'nin en eski kemeri WWE Championship, hiç şüphesiz kemer canavarı Edge için çok büyük önem taşıyor. Diğer taraftan Edge, WWE'nin altyapısı NXT'deki genç kurtların arasında dönen NXT kemerini çok isteyebileceğini her fırsatta söylüyor. Sözlerine bakacak olursak, şampiyon Finn Balor'a da WrestleMania'da bir ziyaret gerçekleştirmesi sürpriz olmaz.
En sonunda gözleri SmackDown'a çevirdiğimizde ise hiç kaybetmediği dünya bisiklet kemerinin artık tedavülde olmadığını görüyoruz. Fakat bugün SmackDown'un ana şampiyonluk kemeri Universal Championship, WWE'nin en sansasyonel adamı Roman Reigns'in belinde duruyor. Tam 9 yıldır ortalarda olmayan ve yeni dönemi uzaktan izleyerek deneyimlemiş olan Edge, bugünün 3 starı arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak. Bunun için önünde bir hayli zaman var denilebilir. Çünkü WrestleMania sezonunda NXT TakeOver, Elimination Chamber ya da Fastlane gibi şampiyonları değiştirebilecek virajlar var. Şahsi yorumuma göre Edge'in çıkıp da birine seni seçiyorum diyeceğini zannetmiyorum. Ha o kadar bekleyeceğini de zannetmiyorum ama eğer eski günlerine döndüğünü göstermek istiyorsa seçtiği şampiyona fiziksel bir ziyaretle bunu herkese duyuracağını düşünüyorum. Bu 3 babacan şampiyonun WrestleMania'ya şampiyon olarak gideceklerini varsayarsak, benim görüşüm Edge'in SmackDown brandinin evrensel şampiyonu olan Roman Reigns'e meydan okuyacağı yönünde. Çünkü SmackDown brandinin Edge için ne ifade ettiği göz ardı edilmez bir gerçek. Sürekli bıraktığı yerden devam etmek istediğini söyleyen Edge'in bıraktığı yere baktığımızda o gittikten sonra yıllarca beli doğrulmayan SmackDown şovunu görüyoruz. Rakibi de o gittikten sonra palazlanan ve tıpkı Edge gibi spear hareketiyle devleri deviren Roman Reigns olunca Edge'in nasıl spear vurulacağını bu genç adam öğretmek isteyeceğini düşünüyorum. Drew McIntyre ve Finn Balor da çok sağlam şampiyonlar. Fakat Roman Reigns onlara göre birkaç gömlek daha zor bir maç gibi görünüyor. Edge'in ise bunca yıldan sonra kolay bir maç istediğini hiç zannetmiyorum. Sonuç olarak Edge, 2021 WrestleMania sezonunu başlatarak gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Onun kimi seçeceği bilinmez. Fakat bu süreç WWE izleyicilerine yıllardır özledikleri o heyecanı yeniden tattıracak gibi duruyor. Çünkü bu soru cevaplanana kadar her şampiyon arkasını kollayacak, seyirciler her kemer maçında bir yerden Edge'in çıkmasını bekleyecek. Yani velhasıl kelam, harika bir WrestleMania sezonu bizleri bekliyor beyler bayanlar. Peki sizce Edge, WrestleMania 37'de karşılaşmak için hangi şampiyonu seçecek? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Ayrıca videoya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum, iyi günler.